Herkese sevgiler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte çok güzel bir program icra edeceğiz inşallah. Haftalardır biliyorum canlı canlı özlediniz kıymetli hocamı ve Muhammed Şen hocam bizlerle birlikte olacak. Skype üzerinden bir yayın gerçekleştireceğiz ve Hazreti Yusuf kısasını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün yine kıymetli hocam o kadar güzel bir başlık attı ki dedi ki zindandan sultanlığa yolculuk, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı konuşmaya devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli ekip arkadaşlarım ben şu an hocamın sesini duyamıyorum. Sanırım iç sesimiz açık değil. Hemen onu sizlerden rica edelim. Bu arada tabii uzun süredir bizleri takip edenler biliyorlar ki hocamın tayini Çorum'a çıktı. Ve Çorum'dan bizlere canlı bağlantıyla her hafta sağ olsun zamanını ayırıyor. Ve bizlerle birlikte yine güzel bir konu başlığını konuşacak bugün. Hocam nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür hocam. Tabii memlekete böyle bir yaz geldi. Güzel bir hava var. Oralarda havalar nasıl? Buralarda güzel. Biraz daha yağmurlu belki burası. Evet. Biraz daha Konya'ya göre soğuk ama çok güzel. Evet inşallah hocam. Tabii güzel bereketiyle gelsin yağmur. Sel felaketi olan yerler oldu. Allah inşallah sel felaketi vermesin. Güzel bereketiyle şöyle meyvelerimiz, sebzelerimiz, çiftçimizin yüzü gülsün inşallah. Bereket olsun diyelim. Hocam şimdi Hazreti Yusuf Aleyhisselam kıssasını konuşmaya devam edeceğiz. Gerçekten çok etkilendiğimiz ve hepimizin not aldığı ve herkesin birbiriyle paylaştığı bir kıssadan konuşuyoruz aslında. Siz bu hafta dediniz ki zindandan sultanlığa yolculuk ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan konuşacağız. Ve bayağı bir hocam kuyuya atılma mevzusundan kardeşlerin kıskançlığına kadar belki daha önceki programlarda izleyemeyenler varsa hemen şöyle bir özet yaparak anlatırsanız seviniriz. Evet, alemlerin Rabbi Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar ederek onun kıymetli peygamberi aleyhissalatü vesselam efendimize sonsuz salat ve selam ederek ve bizleri dünyanın dört bir tarafından seyreden kıymetli dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin de her birisine selam ederek sözlerimize başlamış olalım. Kur'an kıssalarının en güzeli olarak Kur'an'ın tarif ettiği Yusuf kıssası içinde bizim için hikmetlerle dolu bir suredir. Ve efendim biz burada bir aile içerisinde yaşanan problemlere şahitlik ediyoruz. Bir peygamber ailesi ve bu ailede pek çok sorunlar yaşanıyor. Ama buna rağmen Allah'ımızdan hiçbir zaman umut kesilmiyor. Yani Allah'tan umut kesmemenin suresidir Yusuf suresi. Kardeşleri birbirine kurdular. Babamıza daha sevgili dediler ve Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar. Sonra kuyudayken Yusuf Aleyhisselam'ı bir kafile geldi. Su doldurmak için kovalarını atmışlardı kuyuya. Onlar bir kova su beklerken belki asırlar sonra bile Mısır'ı sulayacak Yusuf Aleyhisselam'ı buldular. Ve oradan çıkardılar, sevindiler. Burada bir çocuk var dediler. Sibel Hanım, Kur'an-ı Kerim diyor ki çok az bir paraya sattılar. Korktular Allahu Alem. Yani bu bizim başımıza belki bela olabilir. Belki arkasından bir tanıdıkları, akrabaları gelebilir diyerek. Ve efendim Yusuf Aleyhisselam'ı çok az bir paraya sattılar. Hocam o kuyudan bu dünya Mevlana Hazretleri'nin tabiriyle ahirete giden nallar hep ters çakılmış. Çok kıymetli gibi gözüken şeylerin maalesef dünyada değeri çok az olabilir. O yüzden hani sık sık şu sorularla karşılaşırız. İşte eşim benim kıymetimi anlamadı, annem babam benim kıymetimi anlamadı, işte sevdiğim benim kıymetimi anlamadı. Bu dünya zaten kıymetin anlaşılabileceği bir yer değil. Benim bir kıymetim varsa bunu Cenab-ı Allah anlayacak ve bunun mükafatını da bana ahirette verecek. Yani bugün ilk alacağımız mesaj bu olsun. Bu dünya kıymetlerin tam anlamıyla anlanacağı bir yer değil. Eğer ki anlaşılır olsaydı Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onun kıymetini anlarlar. Eğer ki bu iş kıymetin anlanılacağı bir dünya olsaydı kuyudan çıkaranlar böyle güzel bir çocuğun belki o günün dünyasında o kadar az bir paraya satılmayacağını anlarlardı. Yani bu dünya çok da kıymet bilinen bir yer değil. Çünkü Sibel Hanım günümüzde hani hepimizin problemlerinden birisi de budur. Bir karşılık beklemek, bir iltifat beklemek, bir teşekkür beklemek.
Ama Allah'a iman eden bir kul bilir ki gerçek iltifatı ve teşekkürü kuluna sadece Rabbi yapabilir. Biz insanlara kendimizi bir yere kadar anlatabiliyoruz. Hani Mevlana Hazretleri öyle diyor ya, sen ne kadar konuşursan konuş, anlatabildiğin karşıdaki muhatabının anladığı kadardır. Evet. Siz çok mükemmel bir annelik yapmış olabilirsiniz. İşte bunun karşılığında çocuğunuz size ters bir davranışta bulunmuş olabilir. Burada insan hemen kendisini sorgulamamalı. İşte ben bunları hak edecek, ne yaptım, benim başıma bunlar neden geldi? Hemen Yusuf suresi aklına gelsin, hemen bu programımız aklıma gelsin ve desin ki bu dünya benim annemin tam manasıyla anlaşılacağı ve evladım tarafından mükafatını alacağım yer değil. Mükafat sadece Allah'tan beklenir ve kullarının da kıymetini sadece Cenab-ı Allah anlayabilir. Ve bu şekilde kuyudan çok az bir paraya satılan Yusuf Aleyhisselam'ın yolu, Mısır'ın sultanı, meliki, Kur'an'ın ifadesiyle Aziz'in evine düşer. Hanımına onu teslim eder. Çok önemlidir Sibel Hanım, der ki, bu çocuğa iyi bak der hanımına, Züleyha validemize. Bu çocuğa iyi bak, evlatları da olmamış, bunu belki evlat ediniriz der. Ve sonrasında bu sefer de o kuyudan kurtulan Yusuf Aleyhisselam, Züleyha'nın bakışlarına esir olur. Gönlü düşmüştür Züleyha'nın ve sürekli Yusuf'tan murad almak ister. Bir ev yaptırır, bir oda inşa ettirir. Orada Yusuf Aleyhisselam'dan murad almak için Yusuf Aleyhisselam'ı oraya çağırır ve kapıları kilitlettirir. Şimdi özellikle dinleyicilerimize Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin Hazreti Yusuf Suresi tefsirini özellikle tavsiye ediyorum. Çok güzel nakiller vardır, çok güzel alıntılar vardır. Orada baş başa kalınca Yusuf Aleyhisselam'la Züleyha validemiz, Züleyha şöyle bakar Yusuf Aleyhisselam'a, der ki ey Yusuf, şöyle bir konuşma geçer aralarında. Ey Yusuf, ne güzel gözlerin. Şimdi düşünün, bize böyle birisinin iltifat ettiğini Sibel Hanım. Ne deriz? Ya çok teşekkür ederim. Öyle söylüyorlar, genelde gözlerimi çok beğenirler. Doğru. Bir müminin kendisinde sahip olduğu güzelliklere nasıl bir bakış açısı göstermesi lazım? Yusuf Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. Ne güzel gözlerin var sorusuna verdiği cevap şudur. Cesedimden toprağa ilk akacak olan gözlerimdir. Bu beden bir gün ölecek, bir gün toprağa gireceğim ve toprağa girdiğim zaman bedenimden ilk akacak olan organım gözlerimdir der. Ey Yusuf der, ne güzel bir yüzün var, ne kadar yakışıklısın o günün, bugünün tabiriyle. Der ki ey Züleyha, şu beğendiğin yüzün var ya, bir gün olacak toprak olacak ve bunu toprak yiyecek. Ey Yusuf der, saçların ne güzel, ne güzel saçlara sahipsin. Der ki ey Züleyha, bedenim toprak olmazdan evvel vücudumdan ilk dağılacak olan saçlarımdır. Yaşlandıkça dökülecek, sonra ağaracak ve pek de bir güzellik kalmayacak. Ve efendim bu şekilde bir konuşma geçer aralarında. Sonra Yusuf Aleyhisselam'la beraber ikisi de kapıya doğru koşarlar. Birisi Allah için, bir haramdan kaçmak için Yusuf Aleyhisselam koşar. Züleyha validemiz o gün için sevgisi gözünü kör etmiştir. O da Yusuf Aleyhisselam'a sahip olmak için koşar ve derken kocası gelir, yakalanırlar. Züleyha hemen iftirayı hazırlamıştır. Der ki senin hanımına kötülük yapmayı düşünen bir adamın cezası ne olsa gerek der. Ve çok detaylı, teferruatlıdır. Sonra birisi şahitlik eder ve Yusuf Aleyhisselam'ın suçsuz olduğu ortaya çıkar. Der ki Züleyha'nın eşi, ey Yusuf der, sen bundan kimseye söz etme. Sen haklısın ama der, haklı olman seni mükafatlandıracağımız anlamına gelmez. Sonuçta birisi bir sultanın hanımı, sense bir kölesin. O yüzden de sen dilini çok fazla kullanma. Ama bu haber çabuk yayılır. Kadınlar hayret etmeye başlarlar. Derler ki ya, Züleyha gibi bir kadın bir köleden murad almak istemiş. Şu dünyanın geldiği duruma bak. Züleyha aşık olmuş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Züleyha da onları evine davet eder.
Onların ellerine birer elma verir, birer de bıçak verir. Sonra da Yusuf Aleyhisselam'a der ki, gir içeri ey Yusuf. İçeri girmesiyle ondaki o güzelliği gören Mısırlı hanımlar elma yerine ellerini keserler. Derler ki, ma hâzâ beşerâ. Bu bir insan olamaz derler. Böyle bir güzel insan biz hiç görmedik. Bu olsa olsa bir melek derler. Bu gerçekten bir melek derler. Burası çok mühim Sibel Hanım. Yusuf Aleyhisselam o konumda der ki, aman ya Rabbi, bu kadınların bu iltifatları, bu beni günaha sevk edici bakışlarındansa zindan bana daha hayırlıdır ya Rabbi, bana zindan nasip et de beni bu kadınlardan kurtar der. Buradaki ince detaylar var, bazı önemli noktalar var. Birincisi şu, Yusuf Aleyhisselam bu işi kendi başına çözemeyeceğini anladı. Hemen Allah'a o kadınların şerrinden sığındı. Gerekirse beni zindanlara yolla. Ama bu kadınların eline bırakma ya Rabbi, bana yardım et, ben bu işi kendi başıma çözemem dedi. Bir peygamber olmasına rağmen, bir takva abidesi, bir iffet abidesi olmasına rağmen Yusuf Aleyhisselam anladı ki bu işi kendi başına çözemeyecek. Sibel Hanım, günümüz dünyasında özellikle ailevi meselelerde pek çok problemleri biz kendi başımıza çözemeyiz. Örnek veriyorum. Anneniz ve babanız bir kardeşinizi kayırtıyor. Tüm malını ona veriyor. Efendim tapuların ismi değişiyor, küçük evlada geçiyor. Size sürekli bir sitem, sürekli bir kızma, sizi sürekli yeteneksizlikle, yetememekle eleştiri. Şimdi bu konuda bir evlat ne yapacak? Diyor ki, ben diyor anneme diyor hocam temizliğine gidiyorum, misafirleri geldiği zaman ben ağırlıyorum ama varsa yoksa diyor küçük erkek kardeşim, annem sürekli beni aşağılıyor. Bu diyor benim ağrıma gidiyor. Babam diyor varsa yoksa küçük kızı, bizi hiçbir zaman diyor sevmedi, görmezden geliyor ve diyor ben bununla baş edemiyorum. Hocam ben bunun için babamla sürekli mücadele içindeyim. Anne babayla haksız bile olsalar savaşmak mümkün değildir. Kardeşinizle kendi başınıza savaşmak mümkün değildir. Yani savaştığımız zaman iki kardeş, bu hadisede kazanacak bir taraf yoktur. İki taraf da kaybetmeye mahkumdur. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında bunu görüyoruz. Bir gün için kardeşlerine şunu sormamış. Siz beni tuttunuz, kuyuya attınız, hiç utanmadınız mı? Dememiş ki, son derste gelecek. Allah nasip ederse son iki dersimiz. Bir dahaki derste artık kavuşma ve olayların çözülmesini işleyeceğiz. Yani biz çoğu meseleleri kendi başımıza çözemeyiz. Peki ne yapacağız? Allah'a koşmak zorundayız. Rabbimiz Kur'an'da fefirru ilallah diyor. Allah'a koşuverin. Ya biz oraya gidiyoruz, buraya gidiyoruz. WhatsApp'tan birbirimize göndermeli durumlar koyuyoruz. İşte alt komşumuzla gıybet yapıyoruz. Teyzemizi arıyoruz, annemizin gıybetini yapıyoruz. Ve biz bu şekilde bu mücadeleyi kazanacak mümkün değil. Bu şekilde bir mücadelenin kazanılması mümkün değildir. Sen bir davada haklı olduğunu ispatlamak mı istiyorsun? Fefirru ilallah, Allah'a koşacağız. Yusuf Aleyhisselam da onu yapmış. Aman ya Rabbi sen benim elimden tut, yoksa ben düşerim ya Rabbi demiş. Ben bu kadınlarla baş edemem. E bugün günümüzde pek çok baş edemeyeceğimiz meseleler var. Patronla biz baş edemeyiz. Burada işte önemli olan nokta şurası, çevremize bağımlı mıyız yoksa bağlı mıyız? Burası çok mühim. Dinleyicilerimiz bu ayrımı iyi yapsınlar. Ben çevreme, gerekirse mesleğime, anneme, babama, eşime veya Yusuf Aleyhisselam için o efendim saray hayatına bağımlı mıyım yoksa bağlı mıyım? Nasıl ayırt ederiz? Herkes şunu sorsun. Eşiniz sizi takdir etmediği zaman, eşiniz eve morali bozuk gelip sizinle çok ilgilenmediği zaman dünyanız kararıyor mu, kararmıyor? Ben bunu hak edecek ne yaptım, ben böyle bir şey beklemezdim, ben bunu hak etmedim gibi bir düşünce içerisine giriyorsak... Evet. Bağlantıda sanırım bir problem oldu. Sevgili izleyicilerimiz hemen tekrar, tabii internet olunca böyle aksilikler olabiliyor. Kıymetli hocam, duyuyor musunuz sesimiz şimdi? Aha, ben duyuyorum. Tamam, buyurun hocam. Yani yıkılıyorsak çevremizdekiler bizi üzdüğü zaman biz onlara bağlı değiliz, bağımlıyız.
Yusuf Aleyhisselam şunu yapmadı. Ben bu hayatta yaşayamam. Ben bu konuma nasıl geldim? Sen yalancısın, sen uğraşmadı. Çünkü bağımlı değildi. Bağımlı olursak iltifatla biz çok mutlu olur, iltifatsızlıkta da yıkılırız. Bugün ailelerin dağılmasının en büyük problemlerinden birisi fazlaca iltifata göre, efendim teşekküre göre, birbirimize gösterdiğimiz duygu ve düşüncelere göre hayatımızı yapılandırmamız. Ama diğer türlü ben, eşim benim değerimi bilmese de ben doğru bir eşlik yaptığıma inanıyorum. Annem babam beni takdir etmese de ben gerçek manada düzgün bir evlatlık yaptığıma kalbim mutmain. O zaman zindan da olsa bana fark etmez, saraylar da olsa bana fark etmez, zirvede olmakla diplerde olmanın arasında hiçbir fark yoktur diyebilmektir. Ve Yusuf Aleyhisselam da bunu yaptı. Aman ya Rabbi sana sığınıyorum dedi. Sen benim elimden tutmazsan ben bu işin içinden çıkacak gibi değilim ya Rabbi dedi. O yüzden biz ısrarla bu duaya devam edelim. Ya Rabbi elimden tut. Ya Rabbi aklımdan tut. Ya Rabbi yüreğimden tut. İşte vay efendim hakkımı yediler. Bırak savaşmayı. Savaşmakla kimse kazanamıyor. Kazanamıyor. Ne yapacaksın? Ya Rabbi ben sana sığınıyorum. Benim sahibim sensin. Çarem sensin. Benim kimsem sensin. Ben sana dua etmeye gelirken kimseme geliyor gibi geliyorum ya Rabbi diyeceğiz. Ve efendim Allah'ımıza teslim olacağız. Yusuf Aleyhisselam da bunu yaptı. Sana teslimim ya Rabbi dedi. Beni bunların eline bırakma da gerekirse beni zindanlara at ya Rabbi dedi. Ve yine biz şunu görüyoruz. Bazen sizin gönül dünyanızda huzurunuz varsa zindanlar size saray olur. Eğer huzurunuz yoksa, vicdanınız rahat değilse saraylar size zindan olur. O yüzden içinde bulunduğumuz mekandan ziyade vicdanımız ne alemde biz hep onu sorgulamalıyız. Günümüz dünyasında mutluluk madde üzerinden aranıyor. İşte akıllı bir eviniz varsa sizden mutlusu olmayacak. Son model bir arabaya biniyorsanız sizden kıymetlisi, sizden mutlusu olmayacak. Ama bunların hiçbirisi mutluluğu vermiyor. Benim gönlüm ne alemde? O yüzden insanın gönül dünyası çok büyük. Hani öyle diyor ya şair, sen ne ararsan kendi gönlünde ara. O yüzden biz biliyoruz ki ne zindanda veya işte şöyle diyelim, ne kötü bir hayat şartlarında yaşamak, 1-0 bu hayata yenik başlamaktır, ne de çok iyi imkanların, lüks dairelerin, işte marka kıyafetlerin içerisinde olmak, bu hayatta 1-0 önde olduğumuzu kanıtlamaktadır. İnsan nerede olduğunu gönlüne danışmalı. Gönlüne göre bir yön çizmeli ve kendisinin ne alemde olduğunu buradan bilmeli. Şimdi şu var, hani hep diyoruz ya, bela ağızdan çıkan söze bağlı. Yusuf Aleyhisselam deseydi ki ya Rabbi beni bu kadınlardan kurtar, bu kadınların hepsini zindanlara yolla da şu sarayda rahatça bir yaşayayım. Diyemez miydi? Diyebilirdi. Duanın da bir kaderi var Sibel Hanım. Yani duayı yaptıran da bir muradı ilahi var. Biz ne kadar istesek de şunu ver, bunu ver, şöyle olsun, böyle olsun. Yok. Allah Teala'nın bir muradı var. Vallahu galibun ala emri. Allah emrinde galip gelendir. Onun bir kaderi vardır. Ve onun kaderi neyse biz onu yaşamaya mecburuz. Duanın da bir kaderinin olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Dedi ki ya Rabbi eğer bu kadınların yanında kalırsam ben cahillerden olurum dedi. Burada bir cahil algısı da var. Demek ki cahil ilmi olmayana denmiyor. Cahil ahlakını muhafaza edemeyene deniyor. Kur'an'a göre cahillerden, cahil kavramının bir tanımından ilmi olarak az şey bilen değil. Ahlaken, erdem bakımından insanın kendisini yetiştirmesi, cahil olmaması anlamına geliyor. O yüzden herkes kendi dünyasına şunu söylesin. Ben çok ilmim olduğu zaman alim olmam. Ben az bir ilmim de olsa ahlakımı muhafaza edebildiğim sürece cahillikten kurtulur, doğru bir yolda olabilirim demesi lazım.
Ve böylelikle zindana düştü Yusuf Aleyhisselam. Onunla beraber iki genç daha zindana girdi. Adeta Cenab-ı Allah zindanla Yusuf Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'la da zindandakilere eğitti. O iki genç padişahın yakınlarıydı. Padişaha işte bazı hileler kurmuşlar. Bu da ortaya çıkınca birisi padişaha daima içecek getiren içicisiymiş. Bir diğeri de onun ekmekçisiymiş. Bu ikisi de zindana atıldılar. Yusuf Aleyhisselam'a geldiler. Ey Yusuf dediler. Biz seni salihlerden görüyoruz. Biz seni iyilerden, doğrulardan görüyoruz. Muhlislerden görüyoruz. Bizim rüyamızı yorumlar mısın dediler. Yusuf Aleyhisselam zindanda onlara vaaz etmedi. Veya çok uzun uzun yıllar da geçirmedi. Nereden anladılar? Sibel Hanım, şunu dinleyicilerimiz akıllarından çıkarmasınlar. Yine aynı yere geliyoruz. Sizin gönül dünyanız düzgünse, gönül dünyanızda Allah'ı bulduysanız, padişahı öldürmeye niyet edecek kadar kötü olanlar bile sizdeki iyiliği fark edeceklerdir. Biz kendimizi düzeltmek, kendimizi iyi yapmak, gönül dünyamızı düzeltmek zorundayız. Diğer türlü hani yapmacık iyilik bir yere kadar gider. Hani yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz gönül dünyamızda iyiysek, Allah'ın kulu olduğumuz için iyilik yapmaya niyet ettiysek, işte eninde sonunda bu iyiliği birileri fark edecek. Allah Teala o iyiliği bizim simamızdan, bazen bizim bir mimimizden, bazen bir gözümüzün bakışından bile ortaya çıkaracaktır. Ve geldiler, ey Yusuf dediler, bizim rüyalarımızı yorumla. Biz rüya gördük. Ve efendim, onlara rüyalarını yorumladı. Birisinin idam edileceğini, öbürünün ise zindandan kurtulacağını söyledi. Ve dediği gibi de oldu. Birisi idam edildi ve diğer yorumladığı da beraat aldı, yeniden eski makamına gönderildi. O zindandan çıkarken Yusuf Aleyhisselam demiş ki, aman padişah melikin efendinin yanına varınca beni onun yanında an ki, böyle rüya tabirinden anladığımı ona bildir ki, beni demiş buradan kurtarsın. Yani ben buradan çıkayım. Allah Teala diyor ki ayette Sibel Hanım, Allah o çıkana Yusuf'u melikin yanında andırmayı unuttu. Neden? Allah'tan gayrısından yardım istedikçe, Allah'tan gayrısını devreye soktukça işlerimizi zorlaştırıyoruz. İşte falanı devreye sokalım. Falan varken sırtım yere gelmez. Falan benim işlerimi çözer. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığıyla sürekli birilerinden umut besliyor. Sürekli Allah yerine birilerine sığınıyorsak başımızdan imtihan eksik olmuyor. Ne yapacağız? Yardımı, çareyi, kurtuluşu daima Cenab-ı Rabbül Alemin Hazretlerinden bekleyeceğiz. O sarayın şatafatı, büyüklerin yanında durmak, bir devlet erkanının yanında durmak sürekli bir telaşı hengame ve derken efendim yıllarca unutturulmuş. 7 yıl kadar zindanda daha da kaldığı söylenir. Ve efendim derken bu sefer bir padişah rüya görür. Yani düşünebiliyor musunuz? Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı baştan sona rüyalar üzerine kurulu. Kendi gördüğü bir rüya, zindandakilerin rüyası, sonra padişahın, melikin rüyası, işte 7 zayıf ineğin, 7 şişman ineği yediğini görür. Bu rüyayı yorumlatır etrafındakilere, kimse bir yolum getiremez. Derken o adamın aklına gelir, zindanda der benim bir arkadaşım vardı, ismi Yusuf'tu. O der bu rüyayı yorumlar. Gelir, rüyayı yorumlar ve böylelikle bir rüya yorumuyla Yusuf Aleyhisselam'ın zindan hayatı biter, Mısır'a sultan olma hayatı başlar. Bu süreçte Züleyha'nın eşi olan Aziz vefat eder. Züleyha, Yusuf Aleyhisselam'a olan sevdası hasretiyle malından mülkünden vazgeçmiş. Kendisine zindanın yakınlarında küçük bir göz oda yaptırmış.
orada güzelliğini kaybetmiş, malını mülkünü kaybetmiş ki biz bunları tefsirlerden öğreniyoruz. Ayet-i kerimeler bu detaylara girmiyor. Ve efendim bir rüya ile Yusuf Aleyhisselam Mısır'a sultan oldu. Ben hızlı geçiyorum ki çok fazla detaylara girmiyorum. Ve efendim Mısır'a sultan olur. O Mısır'ın sokaklarında bir zaman efendisinin hanımına tecavüze yeltenen diye suçlamasıyla, iftirasıyla gezdirilen Yusuf Aleyhisselam, şimdi Mısır'ın efendisi olmuş, dertler tasalar bitmiş, zindan hayatı sona ermiş, şimdi nimetle imtihan başlamış Sibel Hanım. Bu dünya hayatı çok böyle değişkenlidir. Yani bir zaman ağlatırsa Mevla, bir süre sonra güldürür. Bir zaman gülüyorsanız, bir süre sonra ağlatabilir. Bir süre bir nimete sahipseniz, bir gün olup o elinizden gidebilir. Bir zaman nimetsizlikle imtihan edildiyseniz, bir süre sonra nice iyi nimetlere kavuşabileceğinizin göstergesidir. O yüzden bu dünyada hiçbir şey baki değildir. Hiçbir an, hiçbir durum, hiçbir keder, hiçbir mutluluk asla ve asla kalıcı değildir. O yüzden hiç kimse ne oldum dememeli, herkes ne olacağım diye bir soruyla hayatını devam ettirmelidir. Sibel Hanım, bir zaman bir yere gitmiştim. Orada bir abiyle karşılaştım. Abinin yüzü maskeli. Böyle çok hayretime gitti. Yüzünden rahatsızmış. Dedi ki, hocam dedi, ben işte bir beldenin çok zengin birisiydim. Babam dedi çok zengindi. Biz iki kardeş o köyde dedi en güzel kıyafetleri giyinir. İşte daima insanlara para dağıtır. Böyle işimiz gücümüz para harcamak olan yakışıklı, böyle dedi kaşım gözüm düzgün olan birisiydim. Hocam dedi, ben evlenirken yani herkes keşke bizim kızımızı alsa, kızımız bu evde rahat eder diye dedi hayaller kurdu. Ama hocam dedi, bir gün geldi, Allah Teala bizim o saltanatımıza dur dedi ve biz bir gecede battık. Herkeslere zekat, sadaka dağıtırken insanların sadaka ve zekatlarına muhtaç hale geldik. Bir gecede. Hocam dedi, sonra ben sıkıntıyla kanser oldum dedi. Burnum eridi. Gözlerim görmüyor. Yemeğimi zor yiyorum dedi. Yüzümün maskesini çıkaramıyorum çünkü insanlar benim yüzüme bakamayacak haldeler dedi. Eşimden ayrıldım. Çocuğum eşimde kaldı. Şimdi bu tek göz odada ölümü bekliyorum hocam dedi. Ve ben anladım ki insan malına, mülküne yahut fakirliğine güvenmemeli. Sadece Allah'la arasını iyi tutmalı ki herkes beni terk etti. Sadece Allah benim yanımda hocam. Şu an benim yanımda sadece ve sadece Allah Teala var. O yüzden hiç kimse elindeki imkana güvenmesin. Hiç kimse evladına, hiç kimse malına, hiç kimse mülküne, makamına, diplomasına güvenmesin. Bizim Allah'tan gayrı kimsemiz yok. مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de yardımcı yoktur diyor ayet-i kerime. Birkaç gün önce bir yakınımla görüştüm. Yaşlı, kimsem yok, işte tek başıma kaldım, tek göz evlerde oturuyorum vesaire gibi sözler söyledi, bana böyle sitemler etti. Hangimiz yalnız kalmaya mahkum değiliz? Çocuğumuz bir yere kadar bizimle. Eşimiz bir yere kadar bizimle. Dostumuz bir yere kadar bizimle. Bu dünyada herkes yalnız kalmaya mahkum. Mesele ne? O yalnızlığın içerisinde Cenab-ı Hak Hazretlerini bulabilmek. Allah'la aramızı iyi tutabilmek. Rabbim bu konuda bizlere yardım etsin. Amin. Ve diyor ki Rabbimiz ayet-i kerimede, ve böylece biz Yusuf'u ne yaptık? Getirdik Mısır'a, yerleştirdik. Yani Sibel Hanım, hiç kimse kendisinde bir güç kuvvet görmesin. Ben kazandım, ben sahip oldum. Yani hiç kimsenin çocuğu malı değil.
Hiç kimsenin eşi o kimsenin malı değil. Allah Teala'nın bize verdiği bir imkan yahut da imtihan. Bunu biz bilemeyiz. O yüzden yani kesinlikle hiç kimse kendisinde bir kuvvet görmesin. Hastanede bir amcayla tanışmıştım. Hocam dedi ben yıllarca dedi çalıştım, çabaladım. Yıllarca dedi ben uğraştım. Her seferinde dedi insanlara şunu derdim. Bak şu tırnakları görüyor musun? Ben tırnaklarımla kazıdım bu hayatı. Ben bunlara tırnaklarımla sahip oldum. Hocam dedi ben hep bunu söylerdim. Şimdi bu tırnaklarıma Allah bir hastalık verdi. Hepsi döküldü dedi. Ben tırnaklarıma baktıkça her şey senin ya Rabbi diyorum. Her şeyin sahibi sensin. Evet. Aslında bu şuurla olsak her şey daha kolay olacak değil mi hocam? Yani her şeyi bizim sahibimiz gibi görünce elimizden gidince kabullenmesi de çok zor oluyor. Ya şimdi bir evladı vefat eden bir kimseyi görmüştüm de dedi ki hocam bizim değildi ki dedi. Allah'ımız bize emanet etmişti. Biz üzerimize düşeni elimizden geldiğince yaptık. Şimdi emaneti sahibine teslim ettik dedi. Evet. Gerçekten de öyle. Sonrasında nasıl devam etti hocam? Hazreti Yusuf Aleyhisselam sonrasında Mısır'a sultan Yusuf oldu. Yusuf Aleyhisselam'ın geliştirdiği stratejiyle kıtlık yılları çok düzgün bir şekilde idare edildi. Dış ülkelerden insanlar geldiler. Yusuf Aleyhisselam'dan yardım istediler, buğday istediler. Yusuf'un kardeşleri de duydular ki Mısır'da bir maliye bakanı varmış. Çok muhsin bir insanmış. Her gelene ikram ediyormuş. Ne yapalım dediler, biz de gidelim bu melikten biz de yiyecek bir şeyler isteyelim. Ve beraberce kardeşler, 10 tane kardeş yola çıktılar. Mısır'a geldiler ve efendim, yani Sibel Hanım şu var, Yusuf Aleyhisselam insanların sadece ahiretini değil dünyasını da kurtarıyor. İnsanlara açlıktan, kıtlıktan, ölmekten kurtarıyor. Bu 10 kardeş Yusuf Aleyhisselam'ın kendi kardeşleri olduğunu bilmeden işte Mısır'da iyi bir insan diye geldiler yardım istedi. Şimdi hepimiz Yusuf Aleyhisselam olalım. Bizi kuyulara atmış, bizi zindanlara sevk etmiş, bizi iftiralara maruz kalmamıza sebep olmuş kardeşlerimiz bizden buğday istemeye gelsene. Nasıl bir tepki veririz? Ölürsem ölüme gelme. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ben bir daha senin yüzünü dünya ahiret görmem. Yusuf Aleyhisselam strateji adamı hiç sesini çıkarmamış. Gelmişler. Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna girmişler. Onlara Yusuf Aleyhisselam nereden geldiklerini, ne yaptıklarını sormuş. Tabii bu sürede 40 yıl geçmiş. Bu 40 yıl geçince Yusuf Aleyhisselam'ı tanımamışlar bile. Onlar kuyuya atılmış küçük bir Yusuf olarak biliyorlar. Evet. Zihinlerinden de zaten atmışlar. Ve efendim, yani düşünün Sibel Hanım, Allah Teala'nın planına bakar mısınız? 40 yıl geçmiş. Kendi elleriyle kuyuya attıkları kardeşlerinin huzurunda onu saygın bir beyefendi olarak görüp yardım istiyorlar. Allah öyle plan yapar ki kulun hayaline dahi gelmeyecek plan yapar. Yeter ki biz ona teslim olalım. Kaderin sahibi Cenab-ı Rabbul Alemin diyedir. Gelmişler. Demişler ki biz sizin çok iyi birisi olduğunuzu duyduk. Biz işte geldik. Bir de yaşlı babamız var. Sizin bize yardım etmenizi istiyoruz. Yusuf Aleyhisselam onlara istediklerini vermiş. Ama demiş ki siz kaç kişisiniz? İşte bizim bir kardeşimiz daha var, Bünyamin demişler. O zaman demiş onu da getireceksiniz ki ona göre size yiyecek vermem lazım. Tüm kardeşler gelmeniz lazım. Sonra onlara yiyecekler vermiş. Buğdaylarını, taplarını doldurmuş. Yani Sibel Hanım, Yusuf Suresi bize şunu söylüyor. Kötülük kötülükle temizlenmez. İnsan iyilik yaptıkça iyileşir. Birileri bana kötülük yaptı diye ben kötülük yapamam. Çünkü ben insan olarak doğru düşünmek, doğru anlamak, doğru kararlar vermek ve güzellikler yapmam lazım.
yüzlerine tokat vurmamış. Cezalarını yüzlerine çarpmamış. Siz bana bunu yapmıştınız dememiş. Efendim, hani eskiler demişler ya, kişi iyiliğin kölesidir. Yani biz iyilik yapacağız. Yani biz iyilikten hiçbir zaman ayrılmayacağız. Dedi ki, bu yüklerinizi götürün ama dedi kardeşinizi de getirirseniz, tam kardeş, tam kadro gelirseniz, o zaman size daha da fazlaca veririm. Geldiler babaya. Baba dediler, bu bizim düşündüğümüzden de iyi birisi. Ama dediler, kardeşimiz Bünyamin'i de istiyor. Yakup Aleyhisselam'ın ağzı yanmış. Dedik ki, size Bünyamin'i nasıl teslim ederim? Zamanında Yusuf'a yaptıklarınızı hatırlayın. Doğru. Baba dediler, bak bu iş öyle değil. Bak kaplarımız, yiyeceklerimiz bu kadar vermiş. Bu adam iyi bir adam. Bünyamin'i de bizimle gönder. Ve efendim, Yakup Aleyhisselam'ı bir şekilde ikna ettiler. Yakup Aleyhisselam artık, tabii burada şu da var. Dedi ki, aman gidin ama dedi hepiniz bir kapıdan girmeyin. Kur'an'ın ayetleri çok ilginçtir. Yakup Aleyhisselam'ı düşünün, diyor ki Mısır'a gidin ama Mısır'a hepiniz tek kapıdan girmeyin. Farklı kapılardan girin ve böyle Mısır'ın etrafında surlar var. Hani İstanbul'da da var ya bizim mesela böyle Mevlana kapı, Top kapı, Ahır kapı, Silivri kapı gibi derken hepiniz farklı bir kapılardan girin. Ulema diyor ki burada Yakup Aleyhisselam şundan korktu. Hepsi böyle ihtişamlı. Hepsi bir peygamber evladı. Düşünün, hepsi dünyanın en güzeli belki Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri, nazardan çekindi diyorlar. Nazar değmesinden korktu. Gerçekten insan nazardan korkmalı Sibel Hanım. Evet. Biraz böyle kesik kesik gibi, konuyu tamamlayamamış gibi konuşuyor olmamdan dolayı özür diliyorum. Estağfurullah ama hocam. Ama bu herhalde teknik bir arızadan çok fazla uğultu geliyor benim ekranımda. Umarım size gelmiyordur. Aşırı şu an bir uğultuyu ben stüdyoda almıyorum ama ekip arkadaşlarımız öyle bir uğultu olsa sanırım siz herhalde sadece sizde var hocam. O yüzden çok bir, dikkatimi toparlayamıyorum yani. Çok aşırı hışırtı var. O yüzden tüm dinleyicilerimizin affına sığınıyorum. Dediğim gibi nazardan korktu. Ve kardeşler Bünyamin'le beraber, tabii şu da var, kendince tedbir almış. Ve efendim hep beraber geldiler Yusuf Aleyhisselam'ın huzuruna. Bu sefer Yusuf Aleyhisselam onları ağırladı. İkişer kişilik masalar koymuş yemeğe. Hepsi ikişer ikişer oturmuşlar. Bünyamin Aleyhisselam tek kalmış. O da Yusuf Aleyhisselam'la anne bir kardeş. Ve efendim beraberce oturunca, o tek kalınca başlamış ağlamaya. Sibel Hanım, yalnızlık Allah'a mahsus. Evet. Allah kimseyi yalnızlıkla imtihan etmesin. Amin. Ağlamış. Demiş ki Bünyamin Aleyhisselam'a, niçin ağlıyorsun? Benim demiş bir abim varmış. İsmi Yusuf'muş. O vefat etmiş. Bak şimdi hepsi ikişerli oturdu. Ben tek kaldım demiş. O olsaydı ben de şimdi onunla otururdum. Ona ağlıyorum demiş. Yusuf Aleyhisselam demiş ki, ister misin gel benimle beraber yemek. Onu kendi masasına almış. Gece olmuş. Hepsine ikişerli odalar hazırlatmış. Bünyamin Aleyhisselam'a demiş ki, ister misin benimle gecele? Tamam demiş. Ve o gece kendisinin Yusuf, yine kendisini bildirmemiş. Sormuş ona, demiş ki babandan ne haber, baban var mı, ne yapıyor, nasıl? O demiş, babam abimin hasretiyle gözlerini kaybetti. Babam sürekli bir keder içerisinde. Peki demiş, sen ne yaptın, evlendin mi, ne haldesin vesaire. Demiş ki, ben demiş evlendim, 3 tane çocuğum oldu. Oo demiş, isimleri ne? Birisinin adı Vi demiş, kurt manasında. Birisinin adı Dem demiş, kan. Birisinin adı da Yusuf. Demiş, niye bu isimleri koydun? Ben demiş, abimin hasretiyle büyüdüm. O oğluma kurt dedikçe, abimi yiyen kurt aklıma gelsin, abim hatırımdan gitmesin diye evladımın birisine kurt ismini verdim demiş. Abimin kanlı gömleğini getirdiler babama. Dem dedikçe, hatırıma abim gelsin diye demiş, daima ona o ismi verdi.
Ve demiş diğerine de Yusuf verdim, o da abimin ismiyim. Yusuf aleyhisselam burada dayanamamış, ben demiş senin abin Yusuf'um. Ama demiş bunu kardeşlerine söyleme, onların yaptıklarına üzülme, onların sana davrandıklarına üzülme. Sen demiş bu işi bana bırak, bu iş artık çözülecek. Ne yapacağız? Orada efendim Yusuf aleyhisselam onların çuvallarına buğday konulmasını emretmiş. Tutasını da Bünyamin'in çuvalının içine atmış. Kafile yola çıkmış. Görevliler durun demiş, durun. Ne oldu? Yusuf aleyhisselam, tabi Yusuf demiyorlar. Melik'in demişler, sutası kayıp. Nerede çıkarsa onu demişler, burada esir alacağız. Sonrasında neler olmuş hocam? Reklamdan sonra devam edelim mi? Ara zamanı gelmiş. Peki efendim. Sonrasında o tas bulunduktan sonraki aşamada neler yaşandı? Hepsini detaylıca konuşacağız. Kısacık bir aradan sonra hemen geliyoruz. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bugün yine çok önemli bir konu başlığını sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Kıymetli hocamla birlikte Hazreti Yusuf kısasına başlamıştık ve dedik ki zindandan sultanlığa geçen süreci hocam bizlerle birlikte paylaşmaya devam ediyor. Bu arada da bu hafta sonu biliyorsunuz üniversite sınavı olacak. Öğrencilerimize kıymetli hocam dedik ki bir dua edelim. Uzun zaman çalışıyorlar. Belki de yılların bir emeği oluyor üniversite sınavı. Belki de geleceğin ilk kapısı gibi diye düşünüyorlar. Çok kaygılanan çocuklarımız var, gençlerimiz var. Onun için aileler tabii çok daha heyecanlı. Hafta sonu yapılacak üniversite sınavı için de son 5-10 dakika kala sevgili ekip arkadaşlarım bana hatırlatırsa bir dua edelim inşallah hocam. Zihin açıklığı ve neler okusunlar özellikle sınava girmeden önce. Hani önceden bu pirinç taneleri falan hocam yani onlar biliyoruz. Hani ne kadar doğru ne kadar işte pirinç yutturulurdu, kesme şeker falan okunurdu. Hepsini konuşacağız ama merak ettiğimiz bir konu başı. Hazreti Yusuf kısasında devam ediyorduk. Ve kardeşler 40 yıl sonra demiştiniz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın sultan olduğu yere geldiler. Ve orada işte yardım istediler ve sonrasında tekrar dönerlerken orada bir tasın kaybolduğu söylendi. Ve sonrasında neler oldu hocam? Sonra dedi ki Yusuf Aleyhisselam, sizin orada dedi hırsızlık yapan ne ile cezalandırılır? Dediler ki işte hırsızlığı yapan kişi orada esir bırakılır. Bir açtılar ki Bünyamin'in efendim çantasının içinde çıktı tas. O zaman dediler biz sizin hükümlerinize göre size hükmedeceğiz. Ve dediler Bünyamin burada kalacak. Sibel Hanım dediler ki bunun bir kardeşi vardı. O da zaten hırsızdı dediler. Bak bunda da yine aynısı çıktı dediler. Hala yalan söylemeye, hala iftira etmeye devam ettiler. Çünkü kötülük böyledir Sibel Hanım. Evet. Kötülük için bir eğitim almaya gerek yoktur. Bir çabaya gerek yoktur. Kötülük çok basittir. İnsan eğer doğruyu aramazsa, insan eğer hakikatin yolcusu olmaya niyetlenmezse hemen kötülüğe, çünkü kolaydır kötülük, hemen ona meyleder. Mesela hani günümüzde de bunun için demişler ki pembe yalan, kırmızı yalan, İşte bilmem şöyle yalan, yani yalanın rengi yoktur, yalanın kurtarıcı bir tarafı yoktur, yalan yalandır. Dediler ki, yani o zaman dediler, onun bu kardeşi de öyleydi, abisi bu da öyle dediler. Ve efendim Bünyamin aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam bu şekilde yanına bıraktı. Evet. Ve onlar, kardeşler çıktılar dışarıya, dediler ki bu işi ne yapacağız? Bakın biz babama zamanında Yusuf'u aldık. Onu götürmedik. Şimdi bir kere daha böyle gidersek babam bunu kaldıramaz dediler. Yusuf Aleyhisselam'a rica ettiler. Dediler ki bak bize yardım et. Efendime söyleyeyim yani bize ver. Bunun babası dediler yaşlı. Bizden birisini bırak ama ne olur dediler. Sen muhsinsin dediler. Bakın yine aynı kavram. Sen iyi birisisin dediler. Ne yap et bunu bize ver. Diğerlerinden birisini bırak dediler. Yani bu iş zor vesaire deseler de
yok dedi Yusuf Aleyhisselam. Bu iş böyle, bu burada kalır. Bir kenara çekildiler. Toplandılar, fısıldaşmaya başladılar. Yani Sibel Hanım bakın burada şu da çok mühim. Bu bir aile meselesi, ailenin içinde çözülüyor. Günümüzdeki en büyük yanlış, mutluluğumuz da hüznümüz de hep sosyal medyada insanlara aktarılıyor. Bu doğru bir şey değil. Evet. Aile meselesi ailenin içerisinde çözülür. Yani mesela bir eşler arasında problem varsa bunun çözüm noktası bir hocanın yanı, bir sosyal medya değildir. İki kimsenin de anneleri, babaları, aile büyükleri veya işte o aileyi oluşturan fertlerin arasında aile sorunu çözülmelidir. Günümüzdeki en büyük yanlış budur. İşte benim eşim şöyle şöyle şöyle, hocam benim eşim böyle. Bu mümkün değil. Yani o senin ailendir. Ne kadar kötü olursa olsun o senin sırrındır. Çünkü siz eşsiniz, birbirinizi tamamlayan iki parçasınız. O yüzden kesinlikle ailevi meseleler, ailevi problemler dışarılarda, başka bir yerlerde çözülmemelidir. Sokağa, şuraya, buraya taşımaya gerek hani yok. Hani siz hep dersiniz ya, o aile içinde çözülür. Siz unutursunuz ama başka insanlar unutmuyorlar yani. Onu bir şekilde hep hafızalarında güncel tutuyorlar. Onun için galiba çok da paylaşmamak lazım. Kesinlikle. Yani o yüzden kesinlikle aile içerisinde kalmalı. Aile mahremiyeti günümüzde yok sayılıyor ama evet, bu çok önemli bir şey. Yani insanlara mutluluğunuzu hemen göstermeyin. İnsanlara hüznünüzü hemen göstermeyin. Yaşadığınız mutluluğu, güzel bir tatili, güzel bir yemeği, güzel bir birlikteliği sosyal medyada reklam ettiğiniz zaman, hani öyle diyor ya eski büyük zatlardan birisi, mutluluğunu diyor ki insanlara anlatma, hasedin uykusu pek hafiftir. Hemen haset eder, hemen nazar eder. Hemen bir araya geldiler, ne yapacağız dediler, bu işi nasıl çözeceğiz dediler. Abileri söz aldı, büyük kardeş söz aldı, tefsirlerden öğrendiğimiz. Dedi ki, konu Yusuf'a geldi yine Sibel Hanım. Dediler ki biz Yusuf'u da böyle olmuştu, şimdi ne yapacağız? Döndü dolaştı 40 yıl sonra mesele yine Yusuf Aleyhisselam'a geldi. Ahını aldığınız kişiye sürekli döndürür Cenab-ı Allah sizi. Siz birisinin ahını aldıysanız, siz birisinin hayatını kararttıysanız zannetmeyin mutlu olacaksınız. Allah'ın takdiri budur. Konu döner dolaşır ahını aldığınız kişiye gelir. Allah sizi defaatle ah ettirir, pişman ettirir. Belki 40 yıl sonra bile. Evet. Büyük kardeş dedi ki ben artık dedi babama gidemem arkadaşlar. Gidip de dedi tekrar biz Bünyamin'i de orada bıraktık. Bünyamin gelmedi, sözünü babama söyleyemem dedi. Allah hükmünü indirinceye kadar, babam olayları anlayıp bizi affedinceye kadar ben dedi buradan dönmeyeceğim. Siz ne yapıyorsanız yapın, ben bu işi artık yani dedi çözülmesi lazım. Kardeşler geldiler. Babalarına durumu anlattılar. Yani bu sefer de doğru söylediler. Efendim, abi de öğretti zaten onları. Babaya gidin, olayı anlatın, şöyle olun, böyle olun vesaire. Efendim, anlattılar. Eğer dediler bize inanmıyorsan kervana sor. Mısır halkına sor. Biz doğru söylüyoruz. Bünyamin'in başına böyle bir iş geldi. Sor sorgula, şimdi gönülleri rahat. Ya hatırlıyorsanız ilk geldiklerinde bir yatsı vakti gelmişlerdi. Hava kararmıştı, ayak çekilmişti ve demişlerdi ki biz doğru söylesek bile inanmazsın ki sen bize demişlerdi. Ama şimdi diyorlar ki biz doğru söylüyoruz, istersen araştır, bizim gönlümüz rahat. Sor, soruştur, ne gerekiyorsa ona göre karar ver. Yakup Aleyhisselam da yine aynı cümleler. Dedi ki ben hüznümü, kederimi Allah'a açarım. Ben size bir şey demiyorum. Bana düşen güzel bir sabırdır. Yani aslında Yakup Aleyhisselam da hissetmiş artık bu çilenin bittiğini. Dedi ki evlatlarına, yavrularım dedi, tekrar gidin. Umulur ki Allah dedi onları bana gönderir. Yani Yusuf gideli 40 yıl olmuş. Şu anda Yusuf Aleyhisselam'ın sözü bile yok ama Yakup Aleyhisselam diyor ki hele bir gidin, tekrar araştırın. Belki Allah o ikisini de bana geri döndürür. Hala bir Yusuf beklentisi var. Nasıl bir sevgiyse artık. Şimdi bir imtihan var Sibel Hanım. İmtihan her zaman üç çeşittir. Birincisi, kul bir günah işler ve bu günahına ceza olarak Allah Teala bir musibet verir.
İkincisi, Allah Teala bazen bizi neden imtihan eder biliyor musunuz? Bizim içimizdeki dışarıya çıksın diye. Nasıl? Ben şimdi burada bir hoca kardeşiniz olarak çok güzel konuşuyorum. Çok güzel anlatıyorum. Allah'a sığınalım diyorum. Allah'a koşalım diyorum. Allah'tan gayrısı yok diyorum. Şimdi Cenab-ı Allah şunu ister. Muhammed, sen burada böyle kibar kibar konuşuyorsun. Biraz da güncel konuşup insanların dikkatini çekiyorsun. Dur bakalım. Senin başına bu imtihanı verirsem Allah'a koşacak mısın, koşmayacak mısın? İkincisi, bunun için verir. Yani benim içimdeki dışarıya çıksın diye. Benim ne olduğum, kaç paralık olduğum ortaya çıksın diye. Üçüncüsü de Allah Teala'ya yakınlığımız artsın diye. Derecemiz yükselsin diye. Rabbimizin sevdiği bir kul halini alabilelim diye. Bu imtihanda bakın, bir kimsenin değil, Yusuf Aleyhisselam'ın imtihanı var. Babanın imtihanı var. Kardeşlerin imtihanı var. Ve hepsi, o yüzden olayların iç yüzünü bilmiyoruz. Allah'a bırakmak, Allah'a sığınmak şart. Ve onlar tekrar geldiler. Geldiler ama bu geliş farklı bir geliş oldu. Mısır'a geldiler. Ama isterseniz burada bırakalım. Evet. Galiba son 10 dakika kaldı diye bana bilgi veriyor ekibimiz. Şimdi evet. Tekrar geldiler ve artık yüzleşme zamanı. Bakalım o yüzleşmede neler olacak ve Yakup Aleyhisselam özellikle o kavuşma anı, onu da çok merak ediyorum. Nasıl olacak? Hepsini detaylıca haftaya konuşacağız inşallah. Herhalde hocam bir iki ders daha gideriz diye düşünüyorum. Artık nasip. Nasip. Bakalım neler konuşuruz, neler önümüzdeki hafta bizleri bekler. Merakla bekliyoruz. Şöyle teşekkür mesajları var hocam. Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin inşallah demişler. Allah önüne çıkan tüm engelleri de kaldırsın demişler. Ne güzel. Faydalanıyoruz. Amin. Çok teşekkür ederiz. Yanlışlarımızı düzeltiyoruz demişler. Çok faydalanıyoruz. Allah razı olsun. İlmi Arslan hocamızın demişler. Allah razı olsun hocam. Gerçekten birçok kişi feyiz alıyor. Hatta programlarımızın tekrarları bile izleniyor. Geçen haftaki programımız bizim daha önce buraya geldiğinizde stüdyoda çektiğimiz bir programımızdı. Namazla alakalı konuşmuştuk ve onunla alakalı da birçok mesaj gelmiş. Ekip bana gönderdi. Geçen haftaki programda da bizlere mesaj atan herkese de çok çok teşekkür ederiz. Özellikle yurt dışından gelenler, izleyenler var. Biliyorsunuz tam gurbetçilerin gelme zamanı. Hepsine ayrı ayrı sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Şimdi hocam belki size de sosyal medyada birçok kişi yazıyordur. Özellikle hafta sonu. Ben Hanım oraya geçmeden. Buyurun. Dünkü, geçen haftaki yayınımız stüdyo yayını olduğu için Allah razı olsun hep bana da mesajlar geldi. Hocam Konya'da mısınız? Döndünüz mü? Hemen bir görüşelim vesaire diye. Hatta bir arkadaşım açmış yayını, bakmış ki stüdyo. Demiş hocam gelmiş. Arabaya binmiş, KonTV'nin önüne gitmiş. Ay. Bana oradan bir fotoğraf çekmiş. Hocam kapıda bekliyorum diye. Sen demiş hani buraya geldiysen yoğunsundur. Ben demiş seni kapıda bekliyorum. Dedim yok, o stüdyo kaydıydı. Allah tüm dinleyenlerimizden razı olsun. KonTV'den razı olsun ki insanlarla bizi böyle buluşturuyor. Böyle büyükçe bir ailemiz oldu bu fakirin. Seven, dualar eden. Yani Çorum'da, İskilip'te bile hep görüyorum. KonTV'yi izleyip bizi gören, dua isteyen, karşılaştığımız zaman tanıyan, Malatya'ya gittim geçenlerde sınav için. Orada hakeza Somuncu Baba'yı ziyaret ettik Malatya'da. Orada birileri tanıdı. Hocam biz sizi hep takip ediyoruz dediler. Allah sebep olanlardan razı olsun. Yani müftülüğümüzden, İskilip müftülüğümüzden Allah razı olsun. Onlar da bize kolaylık sağlıyorlar. Sağ olsun. Cenab-ı Allah emeği geçen herkesten sonsuz razı olsun inşallah. Bir de hocam 30. yılımız bu sene biliyorsunuz. KonTV ailesinin 30. yılı yayın hayatının. İnşallah tüm izleyicilerimizden de sizlerden de tabii ki dua istiyoruz. Nice nice sizlerle birlikte, tabii ki sizlerin gücü ve duasıyla birlikte nice nice güzel senelere inşallah. Tabii dua edeceğiz. Özellikle ben izleyicilerimizden, bizleri izleyen, her hafta sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerimizden. Bizim biliyorsunuz uzun bir süredir... Başkan vekilimiz, KonTV Yönetim Kurulu Başkan vekilimizin oğlu Emir hastanede yatıyor. Ona da dualarınızı istiyoruz. Özellikle isim olarak da dualarda zikretmek de önemlidir.
Emirimiz için de sizlerden dua istiyoruz. Onu da tüm Konte ve ailesi, bizleri izleyen izleyicilerimizden rica ediyoruz. Biliyoruz sizler dua edersiniz, duanıza katarsınız, bizleri de unutmazsınız. Emir için de özellikle dua istiyoruz hocam. Sizden ve izleyicilerimizden diyelim. Şimdi hafta sonu bir sınav haftası. 2 hafta önce de tabii LGS sınavına girdi gençlerimiz, çocuklarımız. Şimdi hocam size de özellikle sosyal medyadan çok fazlasıyla yazıyorlardır takipçileriniz. İşte hocam çocuğumuz ne okusun? İşte hatim yapalım mı? Hangi duayı okuyalım çocuğumuz? Ya genellikle şu oluyor hocam. Yani ben de sınava girdim senelerde hatırlıyorum. Hep böyle anneler babalar okuyor. Özellikle kendimizin okuması daha herhalde güzel olur diye düşünüyorum. Yine anne baba duası çok önemli ama neler okuyalım, neler yapalım sınav öncesi? Sınava çalışmak başlı başına fiili bir duadır. Hı hı. Cenab-ı Allah Rabbimizden niyazımız odur ki sınava gireceklerin emeğini zayi etmesin. İsabetli seçimler yaptırsın. Çünkü sınavı kazanmak kadar sınav sonrasında doğru bir tercih yapmak da mühimdir. İnşallah güzel bölümler kazanıp böyle imanlı doktorlar, ihlaslı mühendisler, Allah Teala'dan yardım alan, ondan beslendiğini fark eden mimarlarımız, inşallah uzay mühendislerimiz, Rabbim nasip etsin bu millete. Şimdi ne okuyalım, ne edelimden ziyadesi ben hanım. Çünkü dediğim gibi fiili duadır bu. Bizim varlığımız, yardımı Allah'tan beklememiz, dile dökülmeyen en güzel duadır belki. Kardeşlerimize şunları söyleyebiliriz bir kardeşleri olarak. Sınava gidiliyor sabah. İşte artık son günler, heyecan dorukta. Sakın ola korkmasınlar. Kazanamazsam vesaire gibi heyecanlara kapılmasınlar. Şunu hiçbir zaman unutmasınlar. Allah bizim için en güzelini planlıyor. İnşallah. Bazen kazanmak hayır gibi gözükse de kaybetmek hayırdır. Biz bilemeyiz. Tabii Rabbim herkesin gönlüne göre bahşetsin. Korkmasınlar. Allah'ın bizim için en güzelini hazırladığına canı gönülden inansınlar. Bir diğeri abdestsiz evden çıkmasınlar. Abdest müminin silahıdır, bir zırhıdır. Muhakkak abdestli sınava gitmeye gayret göstersinler. Hatta anne babalar özellikle ve sınava girecek kardeşlerimiz artık bugünden itibaren hacet namazı kılsınlar. Ya Rabbi ben acizim, sen benim kulu, Rabbimsin, ben senin kulunum. Ben üzerime düşeni belki tam yapamadım ama sana zor yok, bana merhamet et, elimden tut. Ya Rabbi bana en hayırlıyı gönlümün istediği şekilde ayarla diye muhakkak hacet namazına devam etsinler. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetva sayfasında internetten hacet namazının nasıl kılınacağının detayını da öğrenebilirler. Evet. Ve anne babalarının, büyüklerinin duasını alsınlar. Bu yer gök duayla. Hocam ne dua okuyalım? İşte 3000 kere şunu mu çekelim? 5 değil. Siz büyüklerinizin duasını alın. Babaannenizin ziyaretine gidin, anneannenizin ziyaretine gidin. Yaşlı bir komşu teyzeniz varsa onun elini öpün, duasını alın. Yer gök dua ile Allah bir mümin kulun gönlünün sevinci katırına belki bizim çalışmamızdan daha yüksek başarıları bize ihsan edebilir. Bunu muhakkak unutmayalım. İnşallah. Sınav salonuna girdiğimiz zaman, sınav salonuna girdik, o anda bir heyecan olur. Ben de çok sınavlara girmiş bir kardeşler olarak böyle acaba ne olacak artık insanın böyle önüne gelir. İşte herkes dışarıda benden bir şeyler bekliyor. Acaba kazanacak mıyım? Kaydırma mı yapacağım? Şöyle mi olacak? Hiç endişe etmesin. Bir Fatiha okusunlar. 11 İhlas okusunlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhuna, âl ve ashabının, cümle sahabelerin, alimlerimizin, Allah dostlarının ruhlarına hediye etsinler. Ya Rabbi benim elimden tut Allah'ım desinler. Bismillah deyip sınava başlasınlar. Hiç korkmasınlar, endişe etmesinler. Ne zaman darlandılar, sorunun içinden çıkamadılar. Gerçekten zorlu bir sınav. Allah'ım sen benimle berabersin. Sen benim yanımdasın. Bana isabetli kararlar verdir ya Rabbi diyerek sınavı böyle Rabbimizle beraber çözsünler. Hiç endişe etmesinler. Ve ya Rabbi ilmimi ziyadeleştir, sadrımı genişlet, kalemimi rahmetinle doğruya isabet ettir diye sınav anında Rabbimizi zihinlerinden hiç çıkarmasınlar. Cenab-ı Allah'ın görevli meleklerinin her an onlarla olduğunun bilincinde olsunlar. Sınavdan çıktık. Bitiyor mu heyecan? Bitmiyor. Telefon susmuyor. Hiç beni aramayan, bilmem akrabam, sınav nasıl geçti? Tahmini kaç netim var? Şu mu olur? İnsanı geriyor.
böyle sorularla karşılaşmamak adına o gün hem aile bireyleri hem sınava girenler telefonlarını uçak moduna alıp aileleriyle zaman geçirsinler. Zorlu bir süreç geçti. Biraz dolaşsınlar. Mevlana Hazretleri gibi böyle memleketlerinde olan Allah dostlarını ziyaret etsinler. Böyle açık havalarda bulunsunlar ve dinlensinler. Yani şu var Sibel Hanım, hiçbir şey olmasa bile, hiçbir şey kazanamasalar bile o sınava girebilme hakkına sahip olacak, o güne kadar gelmiş zekayı veren Rablerine dua etmeyi unutmasınlar. Anne babalar, bu sınav dünyanın sonu değil. Yani tıpkı da kazansa, bir yıl kazanamasa da evladımız bizim evladımız. Gözü gören, kulağı işiten bir evlada sahip olduğumuz için muhakkak şükretsinler. Anne babaya verilen dua silahını iyi kullansınlar. Çünkü anne babanın duası peygamberin ümmetine duası gibidir. Rabbim inşallah cümlemizin evladını bizlere göz nuru kılsın. İnşallah en güzel yerleri nasip etsin. Bizden de yüzlerce dua istendi bu sınav hususunda. Bizi insan zannettiler, duamıza değer verdiler. Rabbim onları mahcup etmesin, şu duamızı kabul etsin deyip kısaca bir duayla bitirelim inşallah. Evet hocam, son sanırım bir dakikamız kalmış. Ben de vedam edeyim. Ben sözü hocama bırakıyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbel Alemin. Bu hafta sonu sınava girecek tüm kardeşlerimizin yardımcısı ol. En güzel yerlere gelmelerini nasip eyle. Çalışmalarının ve gayretlerinin kat ve kat üstü başarılar nasip eyle. Ya Rabbi sen kolaylaştıransın. Sen kullarının sahibisin. Bizim yavrularımızın da elinden tut ya Rabbi. En güzel yerlere gelmelerini ikram et ya Rabbi. Gayretlerini, anne babalarının maddi manevi yıllarca süre gelen çabalarını boşa götürme ya Rabbel Alemin. Rabbi edhilni mudhale sıdkin ve ahricni mıhrece sıdkin ve cealli min ledunke sultanen nasira. Ey Rabbimiz, ya Rabbi tüm kardeşlerimizi doğru bir giriş ile girdir, yine doğru bir çıkış ile sınavdan çıkar. Katından yardım ve kuvvet ihsan ile sen ki her şey senin elinde olan bizim ulu Allah'ınızsın, sana zor yok. Ya Rabbi zorda olanların zorlarını kolaylaştır. Az çalışanların ya Rabbi emeklerini boşa götürme, çok çok başarılar ihsan eyle. Heyecanlarını, evtiklerini alıver ya Rabbi. Sükunet içerisinde hayırlarla sınavlarını tamamlayıp, ya Rabbi kazandık, en güzel yerlere geldik müjdelerini de bizlere duyur. Ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifa, dertlilerine deva, borçlularına eda, evladı olanlara salih ve saliha eşler, evladı olmayanlara hayırlı zürriyetler bahşeyle, cümlemizin duasını kabul eyleyip, Umut kardeşimize de Şafi isminle şifalar ihsan eyleyin. Ya Rabbi iz bırakmayacak şifa merhemini sürüver. Keşke şu duayı da yapsaydı dedikleri dinleyicilerimizin ne duaları varsa cümlesini dergah-ı izzetinde kabul eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için sınava girecek kardeşlerimizin kolaylıklarla Rabbimizin lütfu, izni, keremi ve rahmetiyle başarılı bir şekilde sınavlarını tamamlamaları duası ve niyazıyla lillahi teala el-Fatiha.